Zincir marketlerde müfettişlerin denetimleri devam ederken Ticaret Bakanlığı gramaj hilesi yapan marketleri deşifre ederek hem para cezası kesti hem de reklam yasağı uyguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabinesini fahiş fiyat gündemiyle topladı. Semtlere göre fiyat farklılıkları var tabii. Marketlerin hepsi korkmuş, fiyatlar ufak ufak aşağı ilerlemeye başladı. Denetimler meyvesini vermeye başladı. Zincir marketler etiketlerde indirime gidiyor. Ticaret Bakanlığı ise gramaj oyunu yapan marketleri tespit ediyor. Aa, bu bugün düşmüş fiyatı ama gramajına dikkat ettiğiniz zaman gramajı düşük. Oldu mu? Yani onu indirim gibi gösterip bize gramajı düşük ürün satıyorlar. 5 büyük zincir marketlerden birinin şubesinde yapılan denetimlerde erik ambalajının üzerinde 250 gram yazmasına rağmen tartıda 180 gram çıktı. Bakanlık işte bunun gibi gramaj hilesi yapan marketleri tek tek örnekleriyle deşifre etti. Marketlerdeki fiyatları fahiş buluyorsam bunu ben Ticaret Bakanlığı'na kadar yazıyorum. Şikayetler sonrası etiketleri ve gramajları mercek altına aldı müfettişler. Örneğin bir başka zincir markette ceviz içinin 200 gramının 12 lira 50 kuruşa satıldığı yönünde reklam yapıldı. Ama yapılan incelemede 200 yerine 150 gram ceviz satıldığı tespit edildi. Hem para cezası kesildi hem de reklam yasağı uygulandı. Aldığı yerde ucuz versin, zincir marketi ucuz verir. İşime gelmiyorsa öbür markete gidiyorum. Fark edilmiyor, gramajları düşüyor. Gramajlarından da haberimiz olmuyor. 100 gramdan başlayıp 5 kiloya kadar standart olacak. TESK Başkanı gramaj oyununa karşı gramaj standardı getirilmeli derken Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kabinesini topladı. Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi zincir marketler ve fahiş fiyatla mücadele. Ticaret Bakanı Mehmet Muş müfettişlerin hazırladığı raporla ilgili sunum yaptı. Şimdi gözler kabinede fahiş fiyatlara müdahale için yeni bir karar alınıp alınmayacağında.